hayatım tadından böyle bir düşünce doğdu. Fakat ben bugün kendi görüşlerimi anlatacağım borsa konusunda. Dediğim gibi borsada herhangi bir pozisyonum olmadığı için bu görüşler yanlış çıksa da benim için herhangi bir risk oluşturmuyor. Ama sizin aranızda borsada pozisyonu olanlar varsa çok dikkatli olsunlar. Benim burada söylediklerimi sadece geçerli almasınlar. Mutlaka başka yorumcuları da dinlesinler ve kendi kararlarını oluştursunlar. Borsaya girmeyi düşünenler için de aynı şekilde geçerli. Arkadaşlar hepiniz farklı analistleri de dinleyin ve kendi fikirlerinizi, kendi araştırmalarınızı oluşturup sonunda kendi kararlarınızı vermenizde büyük fayda var. Şimdi 2020 krizi başlamadan önce bu bizim meşhur Warren Buffett'ın, yani dünyanın en başarılı değer yatırımcısının borsanın balonlaşmasıyla ilgili bir göstergesi vardı. Amerika'daki toplam borsa piyasa değerinin Amerika'nın bir yıllık üretimine, yani GDP'ye bölünmesi. Bu değer 2020 krizi öncesinde %160'a ulaşmıştı. 2000 ve 2008 krizlerinin çok ötesinde bir rakama ulaşmıştı. Zaten o yüzden Warren Buffett da 128 milyar dolar nakite geçmişti. Sonra 2020 krizi başlayınca şöyle %110'a kadar bu oran çekildi. Peki bugün bu yeni artışlardan sonra bu oran nerede? Bakın bunu nasıl hesaplıyoruz? Her gün hesaplayabilirsiniz kendinizde. Onu öğreteyim size. Amerika'da Dow Jones'un Amerika Total Hisse Senedi Piyasa Değeri Endeksi var. Bu endeksi Amerika'nın en son açıklanmış, yani 2019 yılı GDP rakamına, bir yıllık üretim rakamına bölüyoruz. Bunu da Google'a yazdığınız zaman hemen çıkar. 21 trilyon 427 milyar 100 milyon dolar. Nasıl hesaplayacağız? Amerika'nın üretimi %100 ise bu borsanın toplam değeri, yani 28 trilyon 914 milyar dolar ne yapar? Çapraz çarpacağız bunu. 28 914 küsürle 100'ü çarpıp bu Amerika'nın bir yıllık üretimine böleceğiz. Elde ettiğimiz rakam %134,94. Yani yaklaşık şuraya kadar, ben bunu ekledim grafiğe, çıkmış tekrar bu oran, Buffett indikatörü. Dip yaptığı yerde 2008'in tepesiymiş zaten. Aslında borsalar dip yaptı, buradan yukarı gider mi derken 2008'in tepe noktasına kadar dip yapmıştı. Yani aslında çok daha fazla aşağı gitmesi gerekirken bir de yukarı, yani 2000 yılının tepesine doğru çıkmış oldu. Yani balon hala çok büyük bir şekilde orada duruyor arkadaşlar. Yani bu durumda yeni borsa çöküşleri hala beklenebilir. Şu anda yaşanan yükselişin çok kırılgan olmasının bir başka nedeni de, bakın 2000 krizindeki tarihin en büyük borsa balonlarından bir tanesiydi. Borsanın en büyük 5 şirketi borsanın %17'sini oluşturuyordu. Çok yüksek bir rakam. Bugün ise şu 2020 krizi süresince %22'ye doğru giden bir oran var. Yani bütün bu borsanın balonlaşması bir de 5 şirket tarafından sürükleniyor. Bizim eski bölümlerimizde zaten biz şunu da biliyoruz. Dünyanın Haberi'nin eski bölümlerinde. Bütün bu borsa aslında hareketi 2008'den sonra Fed'in bastığı Merkez Bankası parasının gerçek ekonomiye gitmeyip bu borsalara dolmasından kaynaklandı. Ve o paraları yine yatırımcılar, yani perakende yatırımcılar borsaya sokmadı. O paralar büyük bankalara ve büyük şirketlere gitti doğal olarak Merkez Bankası'ndan. Ve o şirketler kendi hisselerini satın aldılar. Yani bu 2008'den sonra şu balonun buraya kadar çıkmasını, şuraya kadar çıkmasını sağlayan şey şirketlerin kendi hisselerini satın almasıyla oldu. Buna buyback deniliyor. 2020 krizi buna karşılık borsa balonları hala gözümüzün önünde kocaman bir şekilde dururken gerçek ekonomiyi, yani üretim, istihdam, ticaret, burayı çok ciddi şekilde vurmuş durumda. Amerika'da son açıklanan rakamlardan sonra işsizlik başvurusu yapan, yani işsiz kaldığı anlaşılan kişi sayısı 26,5 milyona yükseldi. Sadece 5 haftada. Bu rakam 2008 krizinden beri son 12 yılda Amerika'nın oluşturduğu tüm istihdamdan daha fazla. Hatta 4 milyon kadar daha fazla. 2008 krizinde ise kaybolan istihdam 8,7 milyondu sadece. Tarihin en acı krizi 1929 buhranında, 1933'e gelindiğinde Amerika en yüksek işsizlik oranını görmüştü, 24,9. Oysa bugün Fed'in yaptığı tahminlere göre %32 olacak işsizlik oranı 2020 krizinde. En son Beyaz Saray'dan bir ekonomistin yaptığı tahmine göre de Haziran ayında %20 görülecek. İşsizlik oranından çok daha
tehlikeli, tekinsiz bir gelişme var. Labor force, iş gücü demek. Yani bu ne demek? Nüfusun çalışabilecek durumda olan ve iş arayan kesimi. Bu iş gücü Şubat ayında 164 milyon küsürden Mart ayında 162 milyon 900 binlere düştü. Yani 1 milyon 633 bin kişi iş gücünü terk etti. Yani bu ne demek? Ben artık iş aramıyorum. Artık devlet yardımlarına, işte başkalarının yardımlarına bakacağım. Ben artık işten güçten ümidimi kestim demek. Çok yüksek bir sayı. 1 milyon 633 bin. İşsizlikten bile beter bir durum. Demek ki bunlar ekonominin asla düzelmeyeceğine inanıyorlar. Ki iş gücünde benzer bir hadise 2008 krizinde tam krizin tepe noktası yaptığı Ekim ayıyla 2009'un Aralık ayı arasında da yaşanmıştı. Gerçekten o dönemde ekonomi büyümemiş ve iş yaratılamamıştı. Yine iş gücü o zaman da 154 milyon küsürden 153 milyon küsüre 1 milyon 765 bin kişi azalmıştı. Yani bu ekonomiden bir cacık olmaz deyip iş gücünü terk edenler doğru tahmin etmişti. Fakat bütün bu 1 milyon 765 binlik kayıp bir yıldan fazla bir zamanda oluşmuştu. Oysa burada sadece bir ayda neredeyse tüm 2008 krizi kadar iş gücünü terk söz konusu ki Nisan ayını daha görmedik. Bu da aslında ekonominin işte yasaklar kalktığında bir anda eski haline dönemeyeceğini, iş gücünün bunu tahmin ettiğini bize gösteriyor. Bir başka yine piyasanın tahmini, şimdi petrol fiyatlarında futures kontratlar var. Yani geleceğe yönelik kontratlar, türev kontratlar. Burada piyasa gelecekte petrol fiyatının ne olacağını tahmin ediyor, fiyatlıyor. Şu yeşil eğri 17 Nisan'da bu piyasaların petrol fiyatlarını gelecek yıllarda nasıl gördüğünü gösteriyor. Petrolün çıkarma maliyetinin üzerine nakliye şu bu konulunca petrolün en az 30-35 dolarlara satılması gerekiyor ki petrol satanlar para kazansın. Yani 30-35 dolarların üzerinde olmalı ki petrol ekonomi gerçekten büyüyor olsun, petrole talep olsun. Ama bakın 2020'nin sonunda ancak 34 dolarları tahmin ediyor. 2021'lerde 35 dolar ve üstünü tahmin ediyor piyasa şu anda. Oysa ki 2020 krizinden önce aynı tarihler için tahmin edilen petrol fiyatları 55-60 dolarlar civarındaydı. Bu da bize şunu gösteriyor. Petrol piyasası ve iş gücü piyasası adeta bir 1929 krizi tarzı çok uzun sürecek, ekonomik küçülme gösterecek bir kriz süreci tahmin ediyor. Biz şimdi birazdan borsanın 1929 krizi ve 2008 krizindeki davranışlarını inceleyeceğiz. Çünkü benim tahminim 2020 krizi 29'un ve 2008'in bir karışımı. Yani 29'daki gerçek ekonomi, reel ekonominin küçülmesi 2008'de de bir para ve kredi krizi söz konusuydu. Ki 2008 benzeri para ve kredi krizi zaten 2020'den önce 2019'da başlamıştı. 2019 Eylül ayında repo faizlerinin patlaması ve 2000 ve 2008 krizleri zamanını geride bırakmasıyla. Şimdi bakın 1929'da reel ekonomi küçülmeye başladığı sırada tam şu gri alan küçülmeleri gösteriyor. Borsa tepe yapmış ve oradan aylarca düştükten sonra Kasım ayında bir yeniden yükselişe geçmiş. Yani tıpkı bugün olduğu gibi. Ve bu yükseliş aylarca sürmüş, 3 ay kadar. Burada şu yükselişten ciddi kayba uğrayanlar, şu gelen ralliye aldanıp şurayı dip kabul etmişlerse ve buralarda satın almışlarsa borsayı tekrar, Mart ayından sonra gelen yeni düşüşlerle hop 3 sene sonra yaklaşık zirveden %90 bir kayıpla karşılaşmış oldular arkadaşlar. Yine 2008 krizinde de aynı şey olmuş. Zirve yaşandıktan sonra ekonomi küçülmeye başlamış. Orada düşmüş borsa ve tam Mart ayında bir yukarı doğru bir hareket olmuş. Bir ay sürmüş. Yani 4 hafta. Düşünün ki 4 hafta borsa yukarı gidiyor. Ya da 1929 krizinde olduğu gibi aylarca yukarı gidiyor. Herkes o dip burasıymış deyip trene yeniden atlamaya kalkabilir. Ama ne olmuş? Aynı 1929 krizi gibi yeni bir satış dalgası ve dalgaları gelmiş ve 2009 Şubat'ına kadar devam etmiş. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu petrol piyasası ve emek piyasasının fiyatladığı gibi bir büyük, uzun sürecek, gerçek ekonominin küçüldüğü bir süreçteysek ve bunun üzerine bir de 2008 tarzı bir para ve kredi krizi
geliyorsa, yani hem gerçek ekonomide tedarik zincirleri kırılıp hem de para ekonomisinde kredi zincirleri kırılmışsa, biz yeni bir borsa çöküşü dalgası görebiliriz. Dediğim gibi buna inanmak zorunda değilsiniz. Herkes kendi araştırmasını yapmalı, farklı analistleri karşılaştırmalı ve ona göre kendi kararını vermeli arkadaşlar. Elbette bu yeni çöküşü borsada görürsek, bu aynı zamanda sağlam varlıklara da, yani sınırlı üretimi olan parasal varlıklar, altın, gümüş ve Bitcoin'e de yeni satışlar gelmesi anlamına gelecektir. Çünkü öyle bir satış dalgası başlamışsa bu yine dolara atak oluyor demektir ve bu satış dalgalarında kayıpları karşılamak isteyen, nakite yeniden ulaşmak isteyen, nakit dolara ulaşmak isteyen ekonomik aktörler ellerinde nakite en kolay çevirebilecekleri bu tip sınırlı parasal varlıkları tekrar satarlar. Ama altın üzerinden o 1929 ve 2008 krizlerinde ne olmuş sonuçta, ona bakalım. 29 krizinde, 29'un 2008'den farkı şu: borsa düşmüş ve oralarda kalmış, tekrar geriye gelememiş. 2008'de ise düştüğü yerden kalkmış bir miktar, eski şeyine bulaşmasa da bayağı yukarı gitmiş. Altın burada devlet müdahalesi olmasına rağmen devlet müdahalesiyle fiyatı arttırılmış, mecbur kalınmış. Çünkü altının fiyatı artmasa, doların değeri düşürülmese bu kriz bitmez arkadaşlar. Aynı şekilde 2008'de de borsa düşerken altın da düştü. Onunla beraber en dibe kadar onunla beraber gitti. Dalga dalga, hatta bir dalga, iki dalga, üçüncü dalga da görüldü. Biz sadece şu anda 2020 krizinde bir dalga altın satışı gördük. Düşmüş, fakat altın daha sonra ne olmuş? Kendi zirvesini, krizden önceki zirvesini ikiye katlamış. 1800 dolarlara kadar tırmanmış. Merkez bankaları devasa miktarlarda para basıyorlar. Bu para basmalarla borsalar kurtarılamaz mı? Bence artık o sürecin sonuna geldik arkadaşlar. Bu merkez bankalarının bastıkları paranın kendi bir yıllık üretimine oranları, bunun olamayacağını bize Japonya borsası gösteriyor arkadaşlar ve Japon Merkez Bankası. 1990'da Sovyetler Birliği çökerken aynı şekilde Japon borsası da bir çöküş sürecine girdi arkadaşlar. Bakın, 40 bin puana ulaşmış o zaman. Ama daha sonra Japonya Merkez Bankası, özellikle 2008'den sonra, Amerika'dan bile çok daha yüksek oranlarda para basmasına rağmen, bakın Amerika şuralarda sadece 200 yılda bastığının 4 katını basmasına rağmen, Japonya nerelerde? Amerika'nın o zamandan beri yaklaşık 5 katı daha fazla para basmış. Her türlü varlığı piyasadan alıyor. Bonolar dahil, her türlü ETF dahil, ki ETF'ler borsadan alım yapıyor. Bu durumda yani Japonya Merkez Bankası borsadan aslında doğrudan hisse senedi alıyor. Buna rağmen bu 2020 krizindeki çöküşü engelleyemedi. 24 bin puanlardan 16 bin puanlara düşmesine neden oldu Nikkei'nin. Ve oradan da henüz bakın ciddi bir toparlanma da gelmiş değil. 16 binden 19 bine çıktı. 24 binlerin çok uzağında. Yani bu bize şunu gösteriyor: Japonya Merkez Bankası bile kendi borsasını eski seviyelerine getiremediyse, bundan sonra muhtemelen Amerika'da onun yoluna giriyor. Yani Amerika'da sonuçta %100'lere doğru gidecek. Onun da şu tabloyla karşılaşması muhtemel arkadaşlar. Yani bu borsa bir kere çökecek Amerika'da ve bir daha muhtemelen asla geri gelmeyecek. Çünkü ben 2013 yılında yazdığım 2020 Büyük Kriz Müthiş Fırsat Yeni Ekonomi kitabında şu teoriyi işliyorum. Eski, yani bu para ekonomisinin, kapitalizmin ilk ortaya çıktığı yerlerde ekonomiler üretimden uzaklaştı, çok yaşlandı, bürokratikleşti ve merkezileşti. Çok verimsiz çalışıyorlar. Amerika'yı da göreceksiniz. Yine bunu da notlarınızın arasına alabilirsiniz. Amerika'da negatif faizlere başvuracak, Japonya'nın yaptığı gibi çok büyük bir ihtimalle. Amerika'da Japonya'nın yaptığı gibi doğrudan kendi borsasından hisse senedi satın alacak. Ama bunların hiçbirisi Japonya'da olmadığı gibi Amerika'da da çok büyük bir ihtimalle çare olmayacak. Bir de arkadaşlar, CVD-19 ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. Birçok ülke ekonomik kilitlemeyi, yasakları gevşetmekten şu anda bahsediyor. Fakat bu çok hızlı yapılırsa ikinci dalganın, üçüncü dalganın görülmesine sebep olabilir. Ayrıca en son yapılan bir açıklamada dün Çin'in en yüksek tıbbi araştırma enstitülerinden bir tanesi,
Patojen Biyolojisi Enstitüsü ki Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı. Oradaki en önemli doktorlardan Jin Qi dedi ki bu CVD-19 sürekli bizimle kalabilir, sürekli geri gelebilir. Yani adeta her sezon ortaya çıkan sağlık sorunları gibi olabilir. Biliyorsunuz her kış ortaya çıkar bu sağlık sorunları. Hatta bunların aşısı da vardır. Ama aşı herkese aynı etkiyi yapmaz. Kimini daha iyi yapar, kimini daha kötü yapar. Biz bununla sürekli yaşayan bir hale gelebiliriz dedi Çinli bilim adamları. İşte bu da bilim belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece borsadaki sıkıntıların devam etmesine neden olabilir. Türkiye borsası hakkında ne düşünüyorum? Türkiye borsasının bu düşüşlerden sonra, olabileceğini düşündüğüm düşüşlerden sonra Amerikalı ya da Avrupalı borsalar gibi böyle aşağılarda kalmayabileceğini, eski tepelerini aşabileceğini düşünüyorum. Onun da sebebi Türkiye'deki para ekonomisinin çok daha genç olması. Tabii bu yaşlanmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye ekonomisi de yaşlanıyor. Türkiye para ekonomisinde de birçok iyi şeyin yanında birçok kötü ve hatalı şey de yapılıyor. Ama benim tahminim daha genç bir ekonomi olduğu için ilerleyen dönemlerde eski zirvelerini aşan bir performans Türkiye borsası gösterebilir. Ve şu oranları yakalayabilirsek, yani şu 2008'in dibi olan Warren Buffett indikatöründe %40'lar %50'ler civarına iniş olabilirse buradan girmek de düşünülebilir Türkiye borsasına arkadaşlar. O zaman geldiği zaman da değerlendiririz.